Bindik. Gerçekten yoruldum ya. Burada olmaktan çok mutluyum şu anda. Kintar bana ışık yapıyor. Kompartmanın ışığı çok kötü. Bu beni üzmeseydi. Görmek ister misiniz? Fevaker bir erkeğim. Trende uyanmak. Şöyle yataklarda yatılıyor. Burada yatıyoruz. Üst Kintay Bey'in üstü kapta. Ama şanslı olan benim çünkü gece boyu ara ara uyanıp şuradan manzaralara baktım. Üst kat çok soğuk. Soğuk mu oldu? Soğuk oldu tabii. Kaloriferi kapattım. Çünkü çok sıcak oldu. Bir yere o kadar sıcak oldu ki buranın içi gerçekten hamam gibi oldu. Buzdolabının içinde gidiyormuş gibi gidiyor gece. Yalan atma be. Nasıl? O kadar olmaz. Isınan hava yükselir. Senin oranın daha sıcak olması lazım. Burası 3 metrekare, yani havası yükselecek. Bendeki neyse sendeki de odur. Bence ben öyle düşünüyorum. Neyse sonra sabaha karşı baktım gerçekten çok soğuk olmuş, açtım kaloriferi. Bütün fizikçilerin... Şuna aldım. Deliriyorum. Sana çok benziyorum. Ben doğruları söylediğim için 9 köyden kovuldum. Sancıları sıkıntıları da olacak çünkü şu çocukla, bununla gerçekten dar alanlarla ilgili sıkıntısı var. Vagonda 26 saat. Benle uğraşıyor sürekli. Gerçekten huysuz yaşlı amcalar gibi uyandığı için bu sabah. Ya burası da çok güzel ama. Biz neredeyiz ya? Divriğine doğru gidiyoruz. Aa tamam burası Sivas. Kaç kere geldin buraya? Aslında Sivas'tayız. Yalan. Kendisi Bursalı. Değilim canım, Bursalı. Niyeyse kabul etmiyorum Bursalı'yı. Yani. Niye kabul etmiyorsun Bursalı'sı? Benim dedem doktordu, oraya gitmiş vatanı görevine. Bu beni Bursalı yapmaz, orada doğmuş yapar. Bursa'da doğmuş. Yani Bursa'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Cadde çocuğuyum. Bir şey söyleyeceğim. Evet, ben şu kremlerimi süreyim. Saat kadar buradayız. İnternetimiz olmadığı için Divriğinde ne var ne yok hiç bakamadım. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Benim de yok. Yürüyelim bakalım şöyle. Yürüyelim şöyle. Hadi. Amca burası neresi? Burası Divri. Divri. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nerede cami var? Tarihi cami. Ha, tamam. Gezelim. Çok teşekkür ederim. Çok karşı da bak. Esniyordum. Burada ulu cami varmış, ona geldik. Yürüdük geldik sonunda. Burası. Gidebiliriz.
İndim. Bak şurada istasyon var en önde. Uf. Evet, battım ya. Battım. Aslında tren durunca bir servis kalkmış ve merkeze götürmüş insanları ama bizim bu konakta hiçbir bilgimiz yoktu. Sivas otobüsünü kaçırmışız. Otobüsü kaçırdık. Ama hoşuma da gitti benim. Gitmemeyi tercih ederdim. Şöyle şu köpeklerle oynaştıktan sonra iyi ki gitmedik dedim. Evet. Evet. Hadi size bu yolculuğa nasıl çıktığımızı anlatalım. Şöyle oldu. Aslında ilk başlamadan daha haberleri çıktığında da bu Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmayı çok istiyorduk. Ama bildiğiniz üzere o biletler bayağı kara borsa ve asla bulamadık. Sonra bu sene bu sistem değişti. Turistik Doğu Ekspresi oldu. Geçen günde yılbaşında böyle içime bir kurt düştü. Gitmeliyiz, gitmeliyiz, gitmeliyiz şeklinde. Çünkü daha önce Kars'a da gelmiştim ve Kars'ı gerçekten çok seviyorum. Künta'nın da burayı görmesini çok istemiştim. Ardından baktım biletlere. Her zaman olduğu gibi Ankara'dan Kars'a olan yine baya baya doluydu. Sonra dedim ki ya Kars'tan Ankara'ya olan da yer varsa. Böyle bir hinlik yaptım ve bir baktım Kars'tan Ankara'ya olan da yer var. Sonra ikisi de ayın. Dördüne Kars'tan Ankara'ya bilet aldık. Sonra üçüne de sabaha İstanbul'dan Kars'a uçak bileti aldık. Kars'a gittik. Geçen vlogumuzda izlediğiniz tatlı gezimizi yaptık. Sonra 4'ünün akşamı 22.30'da da Doğu Ekspres trenimize bindik ve şimdi buradayız. Biletleri internetten aldım bu arada. Soranlar olmuş. Daha çok soru işareti varsa kafada. İnternetten aldım. Hani durağa gelip alınabileceğini zannetmiyorum çünkü bayağı full dolu zaten. Öyle bir şansa bırakılacak bir şey değil. Gelmeden minik bir alışveriş yaptık. Çünkü yemeklerini bayağı kötülemişler trenin. O yüzden hiç şansa bırakmadık onu da. Elimize yiyecek bir şeyler aldık. Kars kaşarıdır, balıdır, ıvır zıvır bir şeyler aldık. Hatta fazla da almışız. Eve götüreceğiz kalanları. Ondan sonra onları yiyoruz vagonumuzda. Kahvesi güzel. Türk kahvesi içiyoruz kafeden. Çay içiyoruz. Böyle tatlı bir gezi oluyor zaten görüntüleri. İzliyorsunuz. Çok güzel. Gelinmeye değer bence. Bence de değer. Biz bu yollarda beraber ıslandık Sivas'ın karında. Yolculuğumuz burada bitti.
Çok güzel bir yolculuktu bizim için. Sizinle de paylaşmaktan çok mutlu olduk. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. O zaman bizim 4 saatlik daha bir yolumuz varmış. Ama sizinle burada vedalaşıyoruz. Haftaya görüşürüz.